Manşete hoş geldiniz. Kim bu orta parmağını kaldıran? Biraz merak uyandırayım ama sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Ruanda. Ruanda meselesi var ve burada da ciddi bir dezenformasyon da söz konusu, bilgi eksikliği de söz konusu ama elbette göçmen meselesiyle yükselen, kabaran hislerin dışa vurumu da söz konusu. Yani bir paranoya veya bir akıl hastalığıyla veya bir psikolojik problemle falan tarif edilecek bir konu değil bu. Böyle bu şekilde yaklaşırsak ya ne paranoyakça falan dersek yanlış olur. Fakat göçmen meselesi, göçmen karşıtlığı ve bu konuda yükselen tepkiler ve elbette idarelerin bu mevzuda tedbir almaması, hatta ülkelerin kendi göçmenlerini veya kendine sığınanları başka ülkelere itelemesi falan büyük bir problem. Ve artık bu çağın problemi ve bundan sonraki zannediyorum kalan ömrümüzde bununla yaşayacağız ve bununla ilgili konuları analiz etmeye, anlamaya çalışacağız. Meselenin insan hakları tarafı var. Birleşmiş Milletler sözleşmesiyle vesaire kayıt altına alınan, e, belirlenen e, ve herhangi bir açık kapı bırakılmayan tarafları da var. Ülkelerin mahkemelerinin aldığı kararlar da var filan. Ama sosyoloji başka bir şey. Ve yükselen tepkileri anlamak anlamlandırmak başka bir şey ve politikacılardan politikacılardan beklenen o da başka bir konu. Yani bir ülkede mülteci veya ilticacı veya göçmen sayısı hele illegal yüzde 8'i onu normal nüfusun yüzde 8'i onu geçmişse 15'i bulmuşsa yüzde 20'yi bulmuşsa orada öfke kabarır ve orada tepki olur ve bu doğaldır. Siz buna işte Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası hukuk filan nereden ne getirirseniz bu bir haktır. Tabii bir insan hakkıdır. İnsanlar ekmek bulamadıkları için gidiyorlar. Kendi ülkesinde savaş olduğu için göçüyor falan. İstediğinizi daha getirin. Tepki olur, öfke kabarır ve bunun faturası yöneticilere kesilir. Ve içeride de elbette göçmenlere karşı bir nefret söz konusu olur ve elbette asayişi sağlayamazsınız. Çatışmalar başlar. ...saldırılar başlar. Talan olur, işgal olur... ...ne bileyim... E, ...vandallık olur, aklınıza gelebilecek her şey olur. Yanlış politikacılar, ...politikaların getirdiği... ...politikacıların... E, ...çıkarlarının peşine düşen politikacıların... E, ...vurdum duymazlığının... ...aymazlığının getirdiği bir sonuçtur. Elbette son tahlilde bu analiz edilirken... ...buna bakılır. Fakat... ...öte tarafta işin bir sosyolojisi var. Ruanda meselesi öyle. Ekrandaki harita... Bu kaygıyı e, gösteren bir harita. Şimdi Türkiye ile Ruanda arasında bir turizm işbirliği yapılacakmış, bir anlaşma yapılmış, haber bu. Sonra da efendim bu insanları tedirgin ediyor. Tam da Birleşik Krallık Ruanda'ya illegal göçmenleri, yasa dışı göçmenleri göndermeye başladığı sırada. Yüksek mahkeme kararının arkasından dolandı Birleşik Krallık hükümeti. Ruanda güvenli ülkedir ülkedir dedi ve kendine gelen seç, e, göçmenleri, illegal göçmenleri özellikle yasa dışı göçmenleri İngiliz kanalı denilen Manş denizini Türkçesiyle geçen göçmenleri buraya gönderme kararı aldı ve göndermeye başladı. Şimdi Türkiye'deki kaygı şu siz tam da bu aşamada Ruanda ile bir turizm anlaşması yapıyorsunuz ve e, acaba İngiltere'nin Ruanda'ya gönderdiği göçmenler oradan Türkiye'ye mi itelenecek? Doğru bir kaygı. Fakat Tam da böyle değil. Şöyle ki, şimdi Cumhurbaşkanlığı kararına baktığınızda 29 Mayıs Çarşamba günkü resmî gazete kararına, diyor ki 24 Haziran 2019 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye ile Ruanda arasındaki turizm işbirliği anlaşması uyarınca diyor, e, bu anlaşma uzatıldı. Yani çok resmi ifadeler var ama yeni bir anlaşma yapılmış değil. Şimdi o anlaşmaya baktığınızda, o anlaşmanın bir maddesinde, yürürlük maddesinde taraflardan herhangi biri bu anlaşmayı bozmazsa, çekilmezse, neyse itiraz etmezse 5 yılda bir yenilenir diyor. Bu yenilenmesi yani esasen Ruanda'yla bir turizm işbirliği anlaşması 24 Haziran 2019'da yapılmış. 5 yıllık süre tam da bugünlerde dolduğu için Cumhurbaşkanlığı da evet biz bunu sürdürüyoruz kararı almış. 24 Haziran 2019 anlaşması 5 yıl sonra biz bunu sürdürüyoruz. Devam ettiriyoruz gibi bir karar var. Yani yeni bir şey yok. Bir bu. İkincisi bu anlaşmada herhangi bir vize muafiyeti filan da söz konusu değil. Ama tabii söz konusu ülke Ruanda olunca Ruanda'nın da İngiltere ile bir anlaşması söz konusu olunca akla bu geliyor. Yani doğal olarak ki zaten Kürşat Zorlu da bunu sormuş. Böyle bir ülkeyle turizm alanında işbirliği neden ve niçin yapılır? Esasen işbirliği anlaşması 5 yıl önce yapılmış. Bu sadece 5 yıl sonra yenilenmiş. Ee, onu düzeltelim. 2. Türkiye'nin ne gibi bir beklentisi var diyor turizm işbirliği anlaşmasından. Doğru. İngiltere'nin Ruanda'ya düzensiz göçmenleri göndermeye başlamasından bir ay sonra Ruanda ile Türkiye arasında yapılan bu anlaşma manidar değil mi? Evet manidar. Türkiye şimdilik Ruanda'ya vize uyguluyor. Acaba bu anlaşma sonrası Ruanda'ya vize kalkacak mı? Evet. Yani bu yok. Yani Ruanda'ya vize kalktı falan yok. Bu anlaşma yanlış sunuluyor. Ama böyle bir durum var. Yani bu konuda bir şeffaflık da olmadığı için... ...kamuoyunun da... ...ayarları fena halde bozulduğu için... ...ve bu konuda gerçekten artık... E, ...havadan nep kapan bir noktada olduğu için... ...her şeyin daha açıklıkla götürülmesi icap ediyor. Yani 5 yıl önce yapılmış bir anlaşmayı yenilemiş olabilirsiniz. Turizm işbirliği diyebilirsiniz. Ama insanları rahatlatmanız lazım. Ruanda ile Türkiye arasında işte vizeler vardır, şudur budur neyse. Ruanda meselesi böyle. Şimdi baştaki fotoğrafa dönelim. Fotoğrafta orta parmağını kaldıran kişi Stormy Daniels'tı. 9 Haziran'dan sonra yazıyor altta. Niye öyle yazdın? Geliyoruz birazdan. Stormy Daniels orta parmağını... Kaldırırken herhalde onu Trump'a veya işte Trump taraftarlarına dönük yaptı bilmiyoruz fakat Trump suçlu bulundu dün. fakat suçlu bulunması seçime girmesine mani değil guilty suçlu bu guilty kelimesini İngilizce guilty kelimesini Türkçe altyazılı filmlerde falan sıkça duymuşsunuzdur dolayısıyla bilirsiniz fakat yani suçlu manşetiyle çıkması New York Times'in önemliydi. Fakat seçime girmesine mani değil. İngiltere'nin en saygın gazetesi diyebileceğim The Times da benzer bir manşet atmış ama daha açmış. Yani diyor ki Trump sus parası davasında suçlu bulundu. Orada o da guilty kelimesini biraz öne çıkarmış. Şimdi bu durumda ne olur? Bu konuda çokça rivayet var. İşte kafa karışıklığı da var. Artı yasalarda belli bir açıklık da yok. Şimdi Amerika başkanı nasıl seçilebiliyorsunuz? Doğma büyüm Amerikalı olmanız gerekiyor. 35 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor filan. Ama yani hüküm giymiş olmak, bir mahkemenin seni suçlu bulması, hatta hapse çıkması mani değil. Aday olmaya ve başkanlık kampanyası yapmaya ve başkan seçilmeye. Yani Trump Temmuz ayında cezaevine konulursa, oradan kampanya yapabilir ve başkan seçilebilir. Hoş cezaevine konulacağına çok fazla ihtimal verilmiyor ama muazzam bir açıklık var. Burada bir şey var. Yani Trump sonuna kadar gidecek nedenlerini birazdan anlatacağım. Direnecek. Bu bana karşı bir kampanya diyecek. Sonrasında da bakılacak. Acaba partisi Cumhuriyetçi Parti ne düşünüyor? Ve seçmenleri ne düşünüyor? Onlar da anketlere bakacaklar. Seçmenleri de bu Trump'a karşı bir komplodur derse Trump buradan yürüyüp gidecek. Trump zaten bu davaları lehine çevirmeye çalışıyor. Son derece sıkışmış durumda. Ailecik sıkışmış durumdalar. Eğer başkan seçilemezse içeri girecek. Hakkındaki suçlamalardan dolayı ve iflas edecek. Zaten şu anda iflas etmiş durumda. Yani bunu da gözden uzak tutmayın. Amerikan tarihinde bir ilk diye görmüş ee, Hürriyet Gazetesi Trump Suspayı davasında, şey Milliyet Gazetesi özür dilerim, Trump sus payı davasında suçlu bulundu. Ama mesele çok bundan ibaret değil. İşte bu üçlü için arasında geçen hikaye Trump 2006 yılında e, porno film yıldızı Stormy Daniels'la bir gece geçiriyor bir otelde. Ondan sonra da bunu anlatmaması için ona 130 bin dolar sus parası veriyor. E, ya da işte ne bileyim buna yani bu bir rüşvet veya şeydi yani sus parası olarak geçiyor. Esasen yani hash money olarak geçiyor İngilizce'de. Hani herhangi bir şekilde e, bu olumsuz olarak algılanacak bir şey de değil. Bir politikacı veya bir iş insanı neyse kendi pozisyonu düzeni sarsılmasın diye belki böyle bir şey yapabilir. Ne ilk ne de son. Fakat davada yargılanan konu bunlar değildi. Yani Trump'ın eşini aldatması, bir porno film oyuncusuyla yatması ya da ne bileyim işte ona sus parası vermesi falan değildi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu parayı kayıtlarda göstermemesi veya kayıtlarda saklaması veya kayıtları tarif ederek bunu gizlemesiydi. Bundan mahkum oldu. Ki zaten 30 küsür kadar suçlama var alt alta. Melanie Trump düşünsün. Evet bu da o gün çekilen fotoğraf Stormy Daniels'la. Yani bu bir rızaya dayalı ilişki deniyor ama yani rızaya dayalı olabilir. Evet tecavüz olacak hali yok. Fakat yani 60 yaşındaki bir insanla işte 30'lu yaşlarındaki bir porno film oyuncusunun hangi menfaat karşılığında bir araya geldiği de Dedikodu malzemesi. Stormy Daniels bunu yeni çektiği belgeselde anlatıyor detaylı olarak. Gecenin detaylarını da anlatıyor. İşin magazinine girmeyeceğim. Yeterince girdim. Fakat Tuğçe Varol'a kulak vermek lazım. Çok güzel bir analiz yapmış. Amerika'da yaşıyor. Ve olacakları olabilecekleri çok güzel anlatmış. Aynen okuyorum. Hakim Trump'a vereceği cezayı Cumhuriyetçi Parti'nin adayını ilan etmesinden 4 gün önce verecek. Hukukçulara göre hapisten aday da olabilir, hatta başkan da olabilir. Ancak dört gün sonra cumhuriyetçiler hapisten Trump'ı aday gösterir mi? Gösterebilir. Çünkü kafayı yemiş bir gruptan bahsediyoruz. Ancak akıllı olsalar Nikki Haley'i aday gösterip seçimi olaysız kazanma ihtimalleri de var. Normalleşme ve Trump'tan kurtulma ihtimalleri de. Koca Cumhuriyetçi Parti'nin stratejisi şu. Biz başkan yardımcısına yoğunlaşalım. Bu Trump seçilse dahi 4 sene yaşamaz. Bakın abartmıyorum kelli felli 40 yıllık siyasetçilerin içinde bulundukları çaresizlik bu. Hepsi Trump'tan kurtulmanın yolunu arıyor. Hepsi kendi hapishanelerine düştü. Nasıl çıkacaklarını bilemiyorlar. Daha bitmedi. Şimdi Supreme Court'tan yani Amerikan Yüksek Mahkemesi başkanın dokunulmazlığı vardır yoktur kararı bekliyoruz. Orada da bir süreç olacak. Bu herife mi? Evet, senin sınırsız dokunulmazlığın olacak diyecek şimdi muhafazakar yargıçlar. Amerika önce 50 sene geri gider. Sonra mec, e, mecbur radikal reformlarla tekrar normale dönmeye başlar. Aklınızda olsun koruyamadığın demokrasi senin değildir. Amerika şimdi bunun ızdırabını çekiyor demiş Tuğçe Varol. Her satırına katılıyorum. Tabii bu arada tam da e, yani adaylık adayların kesinleşmesinden 4 gün önce hüküm açıklanacak ama Trump hakkındaki hüküm yani hüküm verildi de bunun nasıl infaz edileceği artık neyse. 27 Haziran'da CNN'de debate dediğimiz İngilizce'de başkanların karşılıklı münazarası var. Karşılıklı karşı karşıya gelecekler ve tepişecekler. Yani e, ilk e, açık oturum gerçekleşecek. Öyle söyleyeyim. Enteresan. Tam da bu aşamada. Bundan kimse bahsetmedi. Bilmiyorum. Açıklamaları var. Çokça açıklamaları var. Ben geriye doğru birkaç aydır yayınları düzenli takip edenler bilirler. Gümrük vergisi için kazanamazsam kan gölü olur falan dedi. Yani narsist. Kendinden başkasını düşünmeyen bir politikacıyla karşı karşıyayız. Ne yapacağı öngörülemiyor. Ama iflas etmiş bir politikacı. Bunu da daha önce ekrana getirmiştim. 454 milyon dolarlık cezaya itiraz etmek için teminat bulamayan bir insan. Bakmayın siz Trump'ın üzerinde ismi yazan uçakla falan seyahat ettiğine. New York 5. caddede Trump Tower'sa falan falan. O Trump Towers'ların büyük bir bölümü de büyük bir bölümü de e, isim hakkının e, pazarlanması. İstanbul'daki Trump dahil. Yani üstünde ismi yazan e, binalar bu adamın değil. İsmini pazarladı sadece. O geçmiş e, çırak e, programından hareketle yani. 3 ya da 4 binanın galiba mülkiyeti kendisine ait. O da borçlarına karşılık gelmiyor yani. Bakın sadece 60 dolara incil satmaya başladı. Niye? Parası yok. Yani kampanya yapıyor ve bağış toplamak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Yani, e, ve bu bağış tabii e, elbette başkanlık kampanyası için toplanan bir bağış. İşte orada harcanacak. Çok da sıkı denetleniyor. Ayrı bir konu ama parası yok. Yani desteğe ihtiyacı var. Peki şimdi ne olur? Şimdi başkan yardımcıları üzerinden biraz evvel Tuğçe Hoca söyledi ya. Trump nasılsa 4 yıl yaşayamaz. E, başkan yardımcısını düşünelim. Mesela Nikki Haley onun başkan yardımcısı olabilir mi? Trump ölürse Nikki Haley otomatik baş, başkan oluyor falan. Şimdi benzer bir teori Joe Biden için de geçerli. Joe Biden de demokratların adayı. O da inat etti ve aday oldu. Onun da adaylığı kesinecek, kesinleşecek. Çünkü Amerikan mevcut görevdeki Amerikan başkanı ikinci dönem için ben adayım dediğinde hiç kimse ona karşı çıkamıyor. Böyle bir hakkı var kişilere indirgenmiş bir demokrasiden bahsediyoruz. Yani nasıl bir demokrasi ise hep arkadaşlarla konuşarak konuşurken şunu söylüyorum. Ya Amerika 300 milyon nüfusu olan bir ülke. Hani dünyanın en iyi üniversiteleri orada. Harvard'lar, Harvard'lar, Yale'ler, Princeton'lar, Stanford'lar falan. Yani bir sürü binlerce mezun veriyor her sene falan. Nerede bu öğrenciler? Nerede bu erkekler? Nerede bu kadınlar? Nerede bu profesyoneller? 20 senedir 4 tane adamla ee, Konuşuluyor bu hikaye. Obama, Joe Biden, Trump, Trump, Joe Biden, Obama filan. Obama dönemi bitti. Şimdi Trump mı Biden mı falan. 80 yaşına gelmiş insanlar. Biden 80'i de geçti. Şimdi Joe Biden'ın başkan yardımcısı kim olacak? Muhtemelen Kamala Harris olacak. Yani onlardan netleşecek. Ee, önümüzdeki haftalarda. Joe Biden devam edemezse Kamala Harris otomatikman ilk kadın başkan olabilir. Tabii Joe Biden seçilirse. Şimdi Trump'a döndüğümüzde de Cumhuriyetçiler onu düşünüyorlar Trump'a da bir kadın başkan yardımcısı eklemleyelim. Nasılsa Trump yaşamaz ya da bir biçimde düşer azledilir bir şey olur. Kadın başkanla devam ederiz. Aynı durum Joe Biden için de geçerli. İkinci teori de şu Trump seçilemezse ailesiyle birlikte yargılanacak hapse atılacak. Bu teoriyi birkaç ay önce ekrana getirdim tekrar oluyor ama yani sıcak ha, geçerli teori değişmedi yani. Trump seçilemezse ailesiyle birlikte yargılanacak, hapse atılacak. Onun için seçim, ölüm kalım savaşı, parası da kalmadı net. Yani bu seçimde seçilmek tam anlamıyla ölüm kalım savaşı. Çünkü seçilemezse hapis var, ailesinin dağılması söz konusu ve bir anda fakrızlar üret içine düşmeleri söz konusu. Onun için bu seçim öyle bir şey. Tayyip Erdoğan örneği. Tayyip Erdoğan'ın parası var ama seçilemezse her şey gidiyor, ayrı bir konu. Üçüncü teori. Trump seçilirse... ABD'den başlayarak 2025 ve 26'da dünya büyük karışıklıklara gebe. Aylardır bunu söylüyorum. Bu, bu 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasına benzemeyecek. Evet, dünyanın dağılması. Amerika'daki çözülmeyle birlikte dünyanın dağılmasından bahsediyorum. Trump seçilirse, Joe Biden seçilirse. Bu teoriler böyle. O arada Elon Musk Yakın e, siyasi danışman olması konuşuluyormuş efendim Trump'a bakalım ne olacak dünya büyük karışıklıklara gebe Elon Musk demek ex demek tabi elbette Trump eski adıyla Twitter'ı da kontrol altında tutmak istiyor olabilir e, bakalım bakalım göreceğiz Elon Musk'ın üstü kapalı e, Trump destekçisi olduğu biliniyor onu da antiparantez söyleyeyim teröristana ta izin yok. Şimdi döndük Türkiye'ye. Orada da aynı şekilde bir terör seferberlik üzerinden bir şey pişti, pişiriliyor. Dünden beri bunu söylüyorum. İşte gazetelerde de bu şekilde başlık atılmış. Yani teröristana izin yok. Efes tatbikatında önemli mesajlar. Harekete geçmekten çekinmeyiz. Ege'de 45 ülke katılımıyla Ege 2024 fırtınası. İşte tatbikatta Türkiye'nin hava, deniz, kara güçleri sergilendiği PKK Suriye'de devletçilik oynuyor. Böyle bir şey olabilir mi diye yazılar yazılıyor. Evet, müdahale etmemiz lazım. PKK Suriye'de devletçilik oynuyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için önemli. Biz oraları PKK'dan alıp Suriye'ye verelim. Değil tabi. Teröristin seçim oyunu. Abdülkadir Selviye'de bu yazdırılmış. Terör örgütü PKK 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeyinde sözde seçim düzenliyor. Bu seçim bir oyun, bir tuzak. Türkiye için bir beka sorunu. Bak bak bak. Geliyor gelmekte olan terör örgütüne meşruiyet kazandırma oyunu. 11'ine kadar bir şey yapacaklar. 9 Haziran'dan sonra ne, niye orada yazıyor? Erdoğan mailiste kendisine Özgür Özel'i e ne zaman ziyaret edeceksiniz diye sorulduğunda 9 9'undan sonra dedi. 9'unda ne var? AKP'nin bir kampından bahsediliyor ama bugünlerde birkaç gün olacak. Dokuzundan sonra. Dokuzundan sonra ne olacak? 9'u harekat günü mü? Şimdi görünen o ki bu manşetlerin bu manşetlerin atılması ve attırılmasından anlaşılan o ki 11'inde bu seçime müdahale edil 11'indeki bu yerel seçime, Suriye'deki yerel seçime müdahale edilecek. Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçlerinin kontrol ettiği bölgedeki seçime müdahale edilecek. O seçim yaptırılmayacak. 11'inde mi? 10'unda mı? 9'unda mı? Ne zaman? Erdoğan 9'undan sonra derken neyi kaçtırdı? 9'unda ben harekete harekatı başlatacağım. Ondan sonra da Özgür Özel'e gideceğim. Özgür Özel'de destek vermek zorunda. Beka meselesi. Bilmiyoruz. Sınırımızda işte, bütün gazetelerde benzer şeyler var. Erdoğan'ın işte e, beyzbol şapkalı neyse fotoğrafı ve sınırımızda teröristlere asla izin vermeyeceğiz. Gece gündüz hedefler tam hesap et. Geliyor gelmekte olan. Evet tatbikattan adrese mesaj. Bu da başka bir başlık. Hürriyet'in içinden. Evet. O arada Milli Savunma Bakanlığı Bakanlığı Milli Savunma Komisyonu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir muhabbet kameralar şey mikrofon açık kalınca takılmış. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Murat Bakan CHP'den konuşurken yanındakiyle şu konuşma takılmış. E şimdi mi oylayın? ne ne konuşulduğu önemli değil. Neyin oylama sunulacağı da önemli değil. Diyaloğa dikkat. Bunu şimdi mi oylamaya sunacağız diye soruyor yanındaki Hulusi Akar. Yanındaki de olay oylayıp reddedeceğiz diyor. Niçin diye soruyor. Bilgi öyle geldi diyor yanındaki. Şimdi bu bir skandal falan filan diyeceğim. Yok skandal falan değil ki ya. Ya bu bu işler böyle yürüyor. Ne olursa olsun yukarıdan nasıl bilgi gelirse ona göre oylamalar oluyor. Ona göre eller kalkıyor iniyor. Bu komisyonlarda da böyle. Genel kurulda da böyle. Onun için gülme efekti koydum oraya veya işte ikonu koydum. Neyse emojisi koydum tam ifadesiyle. Yani bu bir skandal falan değil ki bu işler böyle. Yani bu işlerin böyle olduğunu bir kere daha gördünüz. Yani illa mikrofon açık kalıp da Hulusi Akar'ın lafının takılması böyle bu şekilde bunları işitmeniz gerekmiyor yani. Bakın e, büyük bir e, şey geliyor bir harekat geliyor bir bir şey geliyor bir şey çıkacak ve ondan sonra e, muhtemelen tekrar kayın politikalarına tekrar Kürtleri şeytanlaştırma politikalarına şuna buna dönebiliriz ve tekrar bir, bir kere daha hukuku unutacağız bak bunlar konuşulmuyor köpek meselesi konuşuluyor serbest olduğu için Gezi'nin 11. yıl dönemi konuşuluyor bu konuda kimsenin başına bir şey gelmeyeceği bilindiği için Deniz Akkaya konuşuluyor kimsenin başına bir şey gelmeyeceği bilindiği için ama bunlar konuşulmuyor Bakın Tarsus Kampüs Cezaevi içerisindeki T1-T2 noolu kapalı cezaevlerinde tutulan Hakim Aydemir, Mehmet Akkoyun ve işte diğer e, tutuklular 10 gün içerisinde farklı cezaevlerine sevk edilmişler. Biri Konya Ereğli'ye, biri e, Kırşehir'e filan ve ailelerine haber verilmemiş. Herhangi bir bilgi veril, paylaşılmamış. Bunlar oluyor Türkiye cezaevlerinde. Bu konuyu konuşabiliyor musunuz? Kürtçe kafe meselesini kaç kişi konuşabildi? Ya bir kişi konuştu Fatih Altaylı bu çok açık bir ırkçılık açık bir meydan okumadır dedi. Olay ne? Olaya bakalım. Konuşulmayan konular cız konular bunlar. Diyarbakır'da bir kafe Pine Kafe ismiyle biliniyor. Kürt dilinin yok olmaması için hizmetlerini bundan sonra Kürtçe sunacağını kamuoyuna açıkladı. Bunu da 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı nedeniyle başlattı. Ve bunun üzerine önceki gün 29 Mayıs'ta polisler baskın düzenlediler. Kafenin sahibi ekrandaki Ramazan Şimşek gözaltına alındı. Öğreniyoruz ki gözaltı süresi uzatılmış. Sosyal medyada hedef gösterildiği için. Ve İhbar nedeniyle gözaltına alınmış. Ramazan Şimşek bu aç buradaki açıklamasında sesi açamıyorum çünkü Kürtçe konuşuyor. Hani Türkçe olsaydı açardım ama işte hizmetler Kürtçe olunca kendisini de Kürtçe ifade etmiş. Kürtçe diyor ki: Karşılama, sipariş alma, iletişim kurma Kürtçe yapılıyor. Kafemize Kürtçe bilmeyen nerede geliyor. Onlar isteklerini kendi bildikleri dillerde dile getiriyorlar. Ama biz cevabımızı Kürtçe veriyoruz. Kafemize Kürtçe bilmeyenler de gelebilir. Gelsinler diyoruz. Gelip Kürtçe öğrensinler. Gözaltına alındı ve gözaltında işte kafede çalınan şarkılar sorulmuş. Ne bileyim, Kürt lütfen Kürtçe konuşun yazılı kağıtlar, kartonlar sorulmuş filan. Yani diyor ki kendisini ifade ederken bu kağıtlarda Kürtçe'ye pozitif ayrımcılık yapma amacı güttüm. Zaten kafeye Kürtçe bilmeyen müşteriler de gelmekte. Bu müşterilerimize bu dili bilmemeleri nedeniyle hizmet vermemem ticareti aykırı bir durumdur. Bana da Türkçe konuştuğum için hizmet alamadığıma dair herhangi bir şikayette bulunan olmamıştır filan gibi. Kendisini ifade etmiş ama maalesef e, linç edildi. E, Fatih Altaylılar falan da işte bu bir ırkçılıktır, açık meydan okumaktır falan deyince ya bu serbest ticaret kafesinde de bir kural koymuş bunu uyguluyor. Ama mesele Kürt ve Kürtçe olunca Resmi dil, hemen böyle hükümetin, sarayın yanında hizalananlar, cumhuriyetin temel ilkeleri, anayasa falan deyip bunun arka, e, yanında hizalananlar bu şekilde konuşuyor, höykürüyor. Durum bu, bundan ibaret ama işte maalesef bu yaşanıyor ve yaşatılıyor insanlara. Yani e, ne yazık ki, ne yazık ki e, bir haber getireceğim sadece sabahta. ...girip bakabilirsiniz... ...bu kafede İngilizce konuşmayana ikram yok... ...videosu da var 3-4 dakikalık bir video... ...ben seyrettim... ...2021 yılında yayınlanmış bir haber bu... ...Eskişehir'de açılan bir kafede... ...müşterilerin İngilizce konuşabilme becerilerini... ...geliştirmek amacıyla... ...tamamen İngilizce konuşuluyor... ...bitti... ...şimdi... ...bir takım olaylara bakılınca... ...başkası yaptığında ne oluyor... ...ya da... ...başka dilde yapıldığında ne oluyor... ...farklı bir grup söz konusu olduğunda ne oluyor böyle bakmak, bu şekilde ele almak gerekiyor ama maalesef biz bunları pek böyle ele alamıyoruz maalesef. Yani köpek meselesi konuşuluyor. Deniz Akkaya konuşuluyor. Bakın başka bir konu. Mühim. Adalet Bakanlığı önünde Emine Şen Yaşar'ın nöbeti 117. gününde. Yani Dem partiler ziyaret etmişler. Suruç'ta 14 Haziran 2018 AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları eşi iki oğlunu katletmişti. Emine Şen Yaşar davasını oradan Ankara'ya taşıdı. Adalet nöbeti 117. gününde bir kere daha Adalet Bakanlığı kapısı önüne gitti. Bakanla görüşmek istedi ancak her zaman olduğu gibi bakanlık kapıyı bir kere daha Şen Yaşar ailesine açmadı. Kadın bu videoda Yeni Yaşam'ın internet sitesinde de var. Kürtçe konuşuyor. Ondan dolayı sesi açmadım. Ama Kürtçe olarak kendini ifade ediyor. Sadece bu değil. Bitmedi. Emine Şen Yaşar'dan etkilenerek 15 Temmuz 2016 sonrası tutuklanan oğlu için Adalet Bakanlığı önüne gelen bir isim daha var. Sevinç Çakır. O da 38. gününde eylemini sürdürüyor. Diyor ki kursiyer teğmenler, er ve erbaşlar, darbenin sorumlusu olamaz. 15 Temmuz'u kim yaptıysa müebbeti o yatsın. Oğluma özgürlük istiyorum. Onlar 15 Temmuz'un faili değil, mağdurları. Adil yargılanma hakları yok sayıldı. Suç teşkil edecek hiçbir eylemleri olmadığı halde müebbet ceza verildi. Yavruma diyor. 15 Temmuz'u elinde tuttuğu pankartta da bu yazıyor. 15 Temmuz'u kim yaptıysa müebbeti o yatsın. Oğluma özgürlük istiyorum. Evet. Maalesef. Durum bu. Tabii şu anda köpek uyutma falan meselesi konuşuluyor. Fakat burada Nuray babacanın haberini gazete pencereden özellikle getirdim. Ee, ortalık ayağa kalktı mı iktidar komisyonuna. Komisyona iletilen yasa teklifinde bir değişiklik işareti vermedi. Üstelik teklif hem sahiplenilmeyen hayvanların uyutulmasını öngörüyor hem de bütçe dahil bütün sorumluluğu son seçimde çoğu CHP'ye geçen belediyelere yüklüyor. Yani şimdi bu mesele niye çözülmüyor? Çünkü bu meselede bir rant yok bir para kazanma aracı olsaydı iktidar bu meseleyi çözerdi zaten 22 yıldır çözmemiş ilgilenmemiş bile fakat şimdi buradan gelecek bir para yok bilakis para harcaman lazım şimdi olayı da ilk, e, ce, belediyelerde iktidar CHP'ye geçti ya belediyelere yükleyip vatandaş da bel, e, CHP'li belediyeleri karşı karşıya getirecek İş böyle bir şey konu e, şeye e, ihale edilmiş gibi hani mahalle köpek uyutma meselesini tartışma'yı çok seviyor ama dönüp gene kendilerine geliyor olay. Bakalım ne olacak ve iş nereye gidecek? Evet. Para yok. Para olmadığı için kanallar dizi çekemiyor. Kanal D Aşkı Memnu'yu e, Perşembe Prime Time'a koymuş. Enteresan bir şey. Yani herkesin seyrettiği e, gelmiş geçmiş belki ilk üçteki dizilerden biridir Aşkı Memnu. Enteresan. Bu, bu Kanal D'nin Aşkı Memnu'yu yeniden yayınlaması önemli değil yeniden yayınlayabilir kanallar ama bunu Prime Time'da yayınlamazlar. Yazın öyle. Hayır pek görülmüş bir şey değil bu. Enteresan. Bu ekonominin iyi olmadığını gösteriyor. Bir başka konu da otobüs bir otobüs bileti uçağa sollamış. Bunu e, Hürriyet'ten kestim bugün. Kurban Bayramı öncesi talebin arttığı şehirler arası otobüslerin bilet fiyatları e, uçak fiyatlarını uçak biletini geçti. 1 Haziran'da İstanbul'dan Dalaman otobüs bileti 1500 lirayken aynı tarihte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a 550 liraya uçak bileti bulunuyor demiş. Evet. Ekonomide pek de iyiye gitmeyen işaretler bunlar diyor ve bir manşeti daha noktalıyorum. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi görüşmek umuduyla.